Daha önce Kasım'da başlayıp Şubat ayına kadar devam edeceği söylendi. Daha sonra açlık grevleri Nisan ayına kadar uzatıldı. Bu süre zarfı içerisinde zaten bir sürü hukuk aykırı işlemler yapıldı müvekkiller hakkında. Sonrasında bu yaşanan hak ihlallerinden sonra tutsaklar şuna karar verdiler. Açlık grevlerini bitirip bunu aile görüşleri, mahkemelere çıkmama, bunları boykot etme, aile telefon görüşlerine çıkmama ve çoğu avukat görüşlerine de çıkmamaya karar verdiler. Tecritin boyutunu tüm kamuoyu tarafından bilinmesini de istediler. Talepleri yine aynı şekilde açlık grevlerinde de olduğu gibi Sayın Abdullah Öcalan'ın tecritine son verilmesi ve özgürlüğüne kavuşması, Kürt sorununa ilişkin barışçıl çözümler, yaşanan hak ihlalleri hem siyasi tutsaklar boyutunda hem de hasta tutsaklar boyutunda bu hak ihlallerinin son bulması, bunlara ilişkin olarak birçok taleplerini, devamı olan taleplerin hepsini hem Adalet Bakanlığı'na hem kurumlara, bu hapishanelerle ilgilenen birçok kuruma göndermeye başladılar. Genel olarak talepleri açlık grevleriyle benzer aslında. Yine bu taleplerin aynısını aslında haftada bir olmak üzere görüştüğümüz müvekkiller bu taleplerini tekrar tekrar Adalet Bakanlığı'na göndermeye devam ettiler. Talepleri neticelenmediği müddetçe dediğim gibi hem aile görüşleri hem telefon görüşleri, çoğu avukat görüşü ve mahkeme boykotlarını devam edeceğini belirttiler. Halihazırda benim yakın zamanda görüştüğüm müvekkiller hakkında başlatılmamıştı. Hani buna ilişkin bir duyum da almadım henüz. Çünkü da dediğim gibi daha yeni başlatıldı aslında bu boykot şekli, daha yeni evrildi. Açlık grevlerinde vardı, sonuçlandı. Bazı yerlerde hücre verildi, bazı yerlerde sosyal etkinliklerden bir ay men verildi. Hatta bazı görüştüğümüz müvekkiller telefon görüş yasağı verildiğini belirtmişlerdi. Bazılarında da diyalogla halletme yöntemine gittiler aslında kurumla. Ama şu anda bu mevzuya dayalı olarak bize şu an bir disiplin soruşturması başlatıldığına ilişkin bir şey gelmedi, bilgi gelmedi. Görüştüğümüz müvekkiller için söylüyorum. Bu durumda şunu aslında tutsaklar amaçladıklarını belirttiler. Hem Sayın Abdullah Öcalan hem de arkadaşların üzerinde uygulanan bu tecrit boyutunun bütün kamuoyunun anlaması ve ailelerin artık bunun kavrayabilmesi için yaptıklarını belirttiler. Aile görüşleri, mahkemeler, telefon görüşleri, bu boyutun hani yaşanan diğer tecritlerle aynı olduğunu ve kişilerden haber alınmadığında başlarına ne gelebileceği ihtimalinin bile bilinmemesi, bu bilinmezlik noktasını bütün kamuoyunun anlamasını istediklerini belirtti müvekkiller. Aslında evet, ceza olarak çoğu yerde telefon görüşmesi ya da aile görüş yasağı veriliyordu. Ancak bu idarenin gözetimi altında oluyordu. Ancak şu anda idarenin gözetimi altında olmadan müvekkiller böyle bir boykot şeklini tercih etmeleriyle aslında kişilerden haber alınmadığında, içeriden haber gelmediğinde, müvekkillerin aileleri onlar hakkında bilgi almadıklarında yaşanan bu bilinmezliği kişilere bıraktılar. Hani orada böyle bir mevzu yaşanıyor İmralı Adası'nda. Türkiye'nin içerisinde de böyle bir bütün tutsakların bizim görüştüğümüz Marmara çevresi ve benim bildiğim diğer meslektaşların da aktardığı kadar Türkiye'nin birçok yerinde aslında bu boykota gidildiği ve bu kişilere ulaşılmadığında, iletişim problemleri olduğunda neler yaşanabileceğini aslında tahmin edebilmek noktasına erişti aslında. Hani anlatmak istedikleri şey şu, hani orada yaşanan şey bizim de başımızda ve biz de aslında size bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bir tecrit orada yaşanıyor ama bu tecrit de burada yaşanıyor ve sizin de bunu bilmeniz gerekiyor diye. Şu şekilde aslında, çünkü cezaevinin verdiği herhangi bir cezada ailelere zaten bilgilendirme geçiliyor. Şu şöyle söyleniyor, diyor ki kişi cezaevinde şu fiili gösterdi ve bu fiilin neticesinde böyle bir ceza aldı. Ya da avukatlar bunu öğreniyor ya aileye bildiriyor. Yani orada olduğunu biliyorlar. Sağlıklı olduğunu biliyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyorlar. Sadece bir eylem neticesinde bir ceza alındı. Ama burada tutsaklar kendileri karar veriyorlar ve ailelerle çoğu yerde de avukatlarla sıfır görüşme gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla içeride ne olduğuna ilişkin herhangi bir şekilde kişilerin bir bilgisi olmuyor. Buna yönelik olarak da aslında kurum zor duruma giriyor. Çünkü kurum şu açıklamayı yapmak zorunda kalıyor.
kişiler iyi, sağlıklı, durumları iyi. Hani buna karşılık bu cevabın verilmesi lazım. Aslında hedeflenen nokta da bu. Çünkü uzun zamandır haber alınmayan bir kişi var içeride ve yıllardır zaten bir tecrit altında. Aylardır görüşülmemiş, avukatlarla, ailelerle görüşülmemiş. Bu durumu biraz da buradaki ailelerin yaşaması ve kurumların da bu açıklama yapmak zorunda bırakılması. Aslında hedeflenen nokta tam olarak bu. Çünkü bir tarafta haber verilebilmesi lazım en azından. Sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin ya da avukat görüşü en azından olması gereken boyutuyla söylüyorum. Bu olması lazım. Bu taraftan da bu sefer kurumlar açıklamak zorunda kalıyor. Cezaevi idaresi diyor ki durumları iyi, sağlıklı, kendileri çıkmak istemiyorlar. Bunun açıklamasını yapıyor. Aslında buradaki nokta bu. Hani anlatmaya çalıştıkları dertleri bu aslında tutsakların. Yeni başladı aslında bu boykot şekli ve müvekkillerle görüşmeyi ne boyutta yapabileceğimiz tam olarak belli de değil. Hani görüştüğümüz müvekkiller bundan sonrası için de kendileriyle görüşemeyeceğimizi de belirttiler. Ailelerle de görüşme durumu yok zaten. Dediğim gibi telefonla görüşme de yok. Müvekkillerimizden haber alamıyoruz böylelikle. Aslında yıllardır Sayın Abdullah Öcalan üzerinde devam eden bu tecrit şu anda bizim de müvekkillerimizle görüşemememize evrildi. Hani bu durumun aslında kamuoyu tarafından da biraz daha gündem olması lazım ve hani bahsettiğim üzere kimsenin ailesiyle görüşmeme durumu ve kişinin avukatıyla da görüşmeme durumuna kadar evrildi. Dolayısıyla hani burada hayati tehlikelerin olup olmadığı, bir hak ihlali yaşanıp yaşanmadığını bilmediğimiz bir noktaya evriliyoruz yavaş yavaş. Yani yarın ben müvekkilimle görüşmek istesem müvekkilimin kendi talebimi, kurumun kendi talebimi olacağını bile bilmeyecek noktaya geliyorum. Dolayısıyla buradaki en sağlıklı durum kamuoyunun buna artık bir tepki vermesi, hem medyanın hem de dediğim gibi kamuoyunun bir tepki verip bir şekilde daha çok gündeme çıkartmamız lazım.